Bugünkü konumuz benim çok muzdarip olduğum konulardan bir tanesi. Genetik olan bir durum. Ismi Keratosis Pilaris. Yani tavuk derisi görünümü hastalığı. Yani Mustafa Hocanın tabiriyle tavuk götü müydü neydi? <laughs> bu e, nasıl bir şey? Bunu yaşayanlar kesinlikle biliyor zaten. Kolların arka tarafında, bacaklarda, e, yüzün bu bölgelerinde ve kalça bölgesinde böyle küçük küçük pıtırcık gibi kırmızı, bazen kahverengi böyle leke gibi duran, görünümü de rahatsız eden, kendisi de rahatsız eden bir durum. Bunun görünümünü düzeltmek için kullandığımız bazı ürünler var. Şimdi bu ürünler neler? Bu ürünlerin bir tanesi salisilik asit, bir diğeri glikolik asit ve laktik asit. Bunlar gerçekten gerek yıkama jeli olarak ki genelde yıkama jeli olarak öneriliyor. Bu konudaki en iyi ürünler. Şimdi neden? Çünkü bu neden oluşuyor? Keratinin kıl köklerimizde birikmesinden dolayı oluşuyor. Dolayısıyla biz böyle ürünler kullanarak o birikmiş olan keratini oradan uzaklaştırmayı hedefliyoruz. Böyle ürünler kullanıyoruz. Ondan sonra üzerine de bu konuda gerçekten number one olan ürün üre. Üre ne işe yarıyor? Üreyi genelde kremlerin içerisinde görüyoruz. İlaç tarafında da var, kozmetik tarafında da var. Yüzde beşten kadar giden oranlar da var. Üre derinin nem tutma kapasitesini artırıyor. Yani daha geç kurumasını sağlıyor. Ve düzenli kullanıldığı zaman bir süre sonra e, o keratin bağların arasındaki yapıyı bozarak e, o derinin dökülmesini ve dolayısıyla pürüzsüzleşmesini sağlıyor. Bu nedenden dolayı böyle bir rahatsızlık da gerçekten e, tek geçeceğimiz ürünlerden bir tanesi. E, şimdi bende de genetik olarak böyle bir durum var ve bu ürünlerin e, tahmin edersiniz ki hemen hemen hepsini kullandım. Yani ilaç tarafındaki, kozmetik tarafındaki, ee, gerçekten bir şey yaradı mı? Evet yaradı ama kullanılabilirliği var mı? Yani ben asıl merak ettiğim konu bu. Bizim bu ürünlerle ilgili e, sormamız gereken tek soru şu. Biz ömür boyu krem mi süreceğiz? Yani krem sürmeyi seviyorum. Tamam güzel işte falan alıştık bir şekilde falan ama... Yani ömür boyu gerçekten krem mi süreceğiz ki üre içeren kremlerin birçoğu da güzel kokmuyor. Ben de güzel kokmayan kremleri pek sevmiyorum gerçekten. Yani ömür boyu bunları kullanarak bilmiyorum devam eden var mı? Benim sadece çevremde bir tane arkadaşım var gerçekten bu kremleri düzenli olarak kullanan ve %100 geçeceğine inanan. Şimdi artık şunu kabullenmemiz gerekiyor. Bu durum yani geçici olan bir durum değil, kalıcı olan bir durum ve neredeyse imkansız geçmesi. Yani böyle kaymak gibi bir cildin işte tek bir pürüz bile olmayan bir yüzün veya işte bacağın olmayacağını e, anlamamız gerekiyor. Bu, bu konuda barışık olmamız lazım. Yani ne yapalım? Bizimki de böyle. E, ama yani buna karşılık benim denediğim en iyi iki alternatiften bahsedeceğim size. E, çünkü gerçekten Ömür krem sürmeyle geçemez. Yani şimdi bu mesela yıkama jellerini işte duşta kullanıyorum. E bunları kullanınca ne oluyor? Ekstra kuruyor. O tarz ajanlar biliyorsunuz ki kurutucu ajanlar ve benim üstüne yani üreli veya üresiz herhangi bir krem sürmeden bir yere gitme şansım olmuyor. O yüzden e, bence bunları kullanmak son derece zor. Yani ya da mesela benim yüzümde de var yüzümün şurasına ayrı bir ürün kullanayım, burasına ayrı bir ürün kullanayım falan. Hani böyle ömür geçmez yani. Hiçbir iş yapmasam da, bomboş evde otursam da gerçekten bu bana sorarsanız hiç iyi bir alternatif değil. Şimdi bazı şeyler pratikle teorik arasında farklı olan şeyler. Yani teorikte evet bunları söylüyoruz, evet bunları kullanmak mantıklı işte oradaki keratin tabakasını uzaklaştıralım üstüne üreli bir krem sürelim işte falan filan pratikte bu böyle mi yani Hayır. Ve genel olarak herkeste de gözlemlediğim şu, insanlar belli bir süre bu tarz ürünleri kullanıyorlar. Ondan sonra işte çok az bir etkisini gördüğü için veya mucizevi bir etki beklediği için, böyle bir etkiyle de karşılaşmadığı için daha sonra bu ürünleri bırakıyorlar. Yani hemen hemen herkeste olan durum bu. Neyse boş ver böyle devam edelim şeklinde ilerliyorlar. Neyse benim muhteşem alternatiflerin me gelirsek bir tanesi denize girmek. Ama denize girmekten kastım işte yazın denize gidip kenarda güneşlenmek değil. Denize bir girip çıkmak, bir ıslanmak, bir yüzüp gelmek değil. Yani gerçekten güneşli günlerde denizde böyle en az yarım saat, bir saat vakit geçirmekten bahsediyorum. Bu gerçekten bütün peelinglerin ötesinde bir etki veriyor. Yani %100 denendi, onaylandı. Ve o deniz suyu hem doğal bir peeling yapıyor hem içerisinde bir sürü mineral var biliyorsunuz. Deriniz pürüzsüzleşiyor. Hani güneşin etkisiyle de tabi bunlar oluyor. Bunun sonrasında sadece normal bir nemlendirici sürerek yaklaşık 6 ay kadar bir rahatlık sağlayabiliyorum. Çünkü diğer dediğim gibi yani üre içeren kremleri gerçekten hiç sevmiyorum. Hele yağlı olanlar böyle yapış 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 yani günlük kullanıma Bence hiç uygun değil. İşte yapışmıyor falan denenlerde bile yani duştan çıkacağım. İşte onu süreceğim. Yarım saat bekleyeceğim. Hele bir de siyah giyeceksen zaten vay haline. Ya deriden soyuluyor ya işte bilmem ne falan. Böyle vıcık vıcık hiç sevmediğim şeyler yani. O yüzden bu bence çok 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 iyi bir alternatif. Yani üstüne... Nasıl ki işte yazın cildiniz kuruyor, vücudunuz kuruyor, normal bir nemlendirici sürüyorsunuz. Herhangi bir nemlendiriciyle gerçekten 6 ay boyunca o kaşınma hissini, yanma hissini, batma, böyle kuruma hissini engelliyor. Onun dışında böyle elinizi sürdüğünüzde böyle pütür pütür geliyor ya, mesela o da ıı, tamamen pürüzsüz bir hale dönüşmüş oluyor ve gerçekten bence çok çok iyi olan alternatifin en başında bu geliyor. Bir diğeri lazer. Lazerle de biliyorsunuz kıl köklerini yakıyorlar. Lazerle de yıllardır lazer ekliyorum. Yani yaklaşık görünümleri %50 azaldı diyebilirim. Ki benim vücudumun her yerinde var. O yüzden e, bence lazere gitmek de çok 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 iyi bir seçenek. Yani bu ikisini birleştirirsek en azından bir 8-10 ay yırtmış oluyoruz. Ve 2 ayda da işte idare etmemiz lazım yani sonuç buna geliyor. Toparlayacak olursam dediğim gibi evet bu ürünleri kullanmak işe yarıyor mu? Tabii ki yarıyor ama yani kendimde gözlemlediğim bir %20-30 civarında bir etkisi var ve bana hiç konforlu gelmiyor açıkçası. O yüzden bu söylediğim alternatiflerden birisini denemek gerçekten çok çok daha güzel sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.